Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün size Kamil Ahmet Çürekçi'nin Hatayspor'a transferini değerlendireceğim. Öncelikle beni tanımayanlar için kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Doğanay Yiğitoğlu, 21 yaşındayım. Selçuk Üniversitesi'nde gazetecilik okuyorum. Aynı zamanda Özgürcan abinin Distokasyon 922 ekibinde de yer alıyorum. Yaklaşık bir yıldır birlikte çalışıyoruz zaten. Hatay'da yaşıyorum. Aynı zamanda İlas Haber Ajansı'nda çalıştım. Hatayspor muhabirliği yaptım. Onun dışında Distokasyon gibi birçok internet sitesinde yazı yazdım. Aynı zamanda Diagonal E-Dergi'de ünlü sporcularla röportaj yapıyorum. Böyle bir geçmişim var. Özgürcan abi de sağ olsun gel benim kanalda da bir şeyler anlat dedi. Ben de dilim döndüğünce sadece Hatayspor transferlerini değil, Trabzonspor'un transferlerini, diğer oyuncuların transferlerini hepsini anlatacağım. Ancak hem siz tabii ki de biraz daha bu kanal organik Trabzonsporlu olduğu için hem sizi ilgilendiren hem de benim tarafımdan Hatayspor'u ilgilendiren bir transfer çalışması oldu. Bu da Kamil Ahmet Çörekçi. 2 gün önce imzayı attı. Ben zaten imza atmadan önce anlaşma olduğunu bildirmiştim. Aynı zamanda benim altımda da hem YouTube hesabım hem de Twitter hesabım yazıyor. Eğer beni gerçekten daha yakından tanımak istiyorsanız veya benim hakkımda bilgi sahibi edinmek istiyorsanız hem Twitter'ıma hem de YouTube'uma bekliyorum. Aynı zamanda Özgürcan abiyle de zaten ikili program yapacağız. Ancak malum transfer gündemi transferler oluyor ve oyuncuları bilsek bile bunu anlatacak kişiler tabii ki de var. Ancak biz de dilimiz döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Bugün Kamil Ahmet'i anlatacağım. Zaten siz çok yakından biliyorsunuz oyuncuyu. Transfer gündeminde böyle oyuncuların bilgilendirilmesi bence çok yararlı oluyor. Hem sizin açınızdan hem de bizim açımızdan. Çünkü biz de anlattıkça oyuncuyu öğrenmeye çalışıyoruz. Siz de dinliyorsunuz, hoşunuza gidiyor biliyorum. Bunların da devamı gelecek. Kamil Ahmet aslında istatistiklerine baktığımız zaman bayağı bir yanılacağımız bir oyuncu. Tabii ki de çok kaliteli, çok teknik bir oyuncu. Ancak istatistik anlamda bir bek olarak asist sayısı neredeyse yok. Yani kendisi zaten yaptığı açıklamalarda ben görev adamıyım diyor. Pek de sağ bek oynadığını söylememiz mümkün değil. Hani daha çok merkez orta saha, orta saha bölümünde ve sol bek, bazen sağ açık. Bu mevkilerde de yer alabiliyor. Kamil Ahmet nasıl bir oyuncu? Öncelikle tabii ki de teknik ve diğer bilgi ve donanımları çok yüksek bir oyuncu ama bunu her zaman sahaya yansıttığını söylememiz pek mümkün değil. Daha çok hırsıyla, mücadelesiyle, top kapmasıyla veya top ayağındayken o gösterdiği hırsıyla öne çıkan bir oyuncu. Trabzonspor'da da zaten böyle öne çıktı. Dediğim gibi tam bir görev adamı. Hani kendisi de yaptığı röportajda zaten demiş hani ben normalde sağ bekim ama ben orta sahada da oynarım. Sol açıkta oynarım. Sol bek de oynarım. Benden kötü bir performans beklemezsiniz ama o kadar da yüksek bir performans beklemeyin. Çünkü kendi mevkimin dışında oynadığım zaman ortalama bir performans sergiliyorum. Ancak hırsımla mücadelemde her zaman sahada oluyorum diyor. Bence de çok haklı. Tam da öyle bir oyuncu. Hani sakatlık mevzusuna da değineceğiz. Oraya zaten bir veri aktardım. Onu da göstereceğim size ekrandan. Hani mücadeleci, hırslı oynadığı zaman gerçekten %100'ünü sahaya koymak isteyen bir oyuncu kendisi. Ama mevki dışında çok farklı yerlerde oynadığı için farklı lanse edildi. Bir de fazla forma şansı bulamadı sakatlığından ötürü. İsterseniz bir şeyine bakalım oynadığı mevkileri. Bu herhalde bu sezonun, genel sezon değil sadece bu sezon oynadığı maçlardaki bölge dağılımı, mevki dağılımı. Ön libero olarak 7 maça çıkmış. Merkez orta saha olarak 5 maça çıkmış. Sağ bek olarak 4 maça çıkmış ve burada bir asist yapmış. Onu da herhalde Ekuban'a yaptı. Yanlış hatırlıyorsam düzeltebilirsiniz. Orta saha sağ olarak yani sağ açık olarak sağ kanat olarak 2 maça çıkmış ve sol bek olarak da 2 maça çıkmış. Hani dediğimiz gibi kendisinin de söylediği gibi daha çok opsiyonel bir oyuncu. Hani sadece sağ bek gözüyle bakmaya gerek yok. Aslında Hatayspor'a transferi de bu şekilde gerçekleşti. Ben her zaman yaptığım yayınlarda da söylüyorum. Ömer Hoca bu sezon biraz daha yerli ağırlıklı bir kadro kurmak istiyor ve kadrosundaki oyuncuların en azından transfer edilen oyuncuların sadece bir mevkide değil birçok mevkide oynamasını istiyor. Mesela buna Sabolov Cengiz örneği verebiliriz. Sadık Baş örneği verebiliriz. Sabah hem solda hem sağda oynayabiliyor. Sadık Baş aynı şekilde orta saha, sağ kanat, Emre Çolak 8 numara, 10 numara kanat. Bu mevkilerde oynayabiliyor. Hani dediğim gibi Ömer Hoca biraz daha böyle hani gelen transferlerin sadece bir mevkide oynamasına değil diğer mevkilerde de oynamasına büyük bir önem arz ediyor. O anlamda Kamil Ahmet
Ön libero oynayabiliyor. Burada zaten görebiliyoruz. 5 farklı mevkide görev dağılımı yapan bir oyuncu. Ve her seferinde de oynadığı yerlerde isteneni veremese de kendisi de söylüyor zaten. Yani kötü oynadığım maç sayısı çoktur diyor ama mücadele anlamında gerçekten o canını dişine takan tabirini kullanıyoruz ve Kamil Ahmet biraz öyle bir oyuncu. Bu anlamda Hatayspor'a transferi mantıklı oldu. Ama işte oyuncunun bir sakatlık problemi var. O da gerçekten bence çok büyük bir sakatlık problemi. Sürekli maç kaçırmış, sürekli oynayamamış. Ona da bir değinelim isterseniz. Ancak opsiyonel bölge olarak oyuncunun oynadığı bölgeler bunlar 5 farklı mevki. Belki de kullandığınız zaman sol açık bile oynayabilir. Hani oraya 6 mevki bile yazabiliriz. Ben Ömer Hoca'nın da sadece sağ bek olarak değil, diğer bölgelerde de yer vereceğini düşünüyorum Kamil Ahmet'e. Tabii ki sakatlanmazsa o bölgede de ise işte oyuncunun Transfermarkt verilerine göre sakatlandığı dönemler 2017-2018 döneminden beri sürekli sakatlanan bir oyuncu. Hemen biraz bakmak için yakınlaşayım ekrana. Omuz sakatlığı yaşıyor, 16 gün sahalardan uzak kalıyor, dönüyor, iç bağlar sakatlığı yaşıyor. 28 gün sakatlanıyor, iç bağlar sakatlığını diğer sezon tekrar hissediyor. Hatta Nisan-Temmuz arasında aylar içerisinde tekrardan hissediyor. Ve 91 gün sahadan uzak kalıyor. Antrenman eksiğiyle 28 gün daha kaçırıyor. Sakatlığı bilinmediği için 5 gün oradan kaçırıyor. Diş sorunu için 8 gün kaçırıyor. Sakatlığı bilinmediği için 3 sezon. Aynı sezonda sadece 18-19-19-20 sezonunun 2 devresinde ise toplam baktığımız zaman 60 maça yakın bir maç kaçırıyor. Daha sonrasında üst Adelayırt'ı yine 19-20 sezonunda 46 gün kaçırıyor. 19-20 sezonunda yine sakatlığı bilinmediği için 32 gün kaçırıyor. Ve 20-21 sezonunda bu sezon ise antrenman eksikliği, iç bağlar sakatlığı derken oyuncu yine nereden baksanız bir 60 maça yakın maç kaçırıyor. Yani maç kaçırma sayısı gerçekten çok fazla. Biraz karmaşık anlatıyor olabilirim ancak mesela 17-18 sezonunda hem sakatlığı atlatıp tekrar sakatlandı. Diğer sezonda iyileşse bile yine sakatlanıp hani sezonun birinci devresi ve ikinci devresi yine sakatlanan bir oyuncu. Yani sürekli sakatlıktan boğuşan bir oyuncu. Tabii ki de kim ister bu kadar sakatlanmak? Hiçbir profesyonel futbolcu istemez. Ancak bir kere bir yerinizde bir şey olduğu zaman kesinlikle düzelme payınız çok düşük oluyor ve çok ağır bir sakatlık geçirdiyseniz özellikle. Ben burada 18-19 sezonunda baktığımız zaman 91 gün sahada uzak kaldığı zaman zaten Kamil Ahmet'i kaybetmişiz diyebiliriz. Çünkü iç bağlar sakatlığı çok zor bir sakatlık. Geri dönmesi de çok zordur. Profesyonel kariyerine devam etmesi bile bir mucize şu an Kamil Ahmet'in. Ve baktığımız zaman evet yükselen var ama daha çok 20-21 sezonuna geldiğimizde daha çok düşen, daha çok hani o sakatlık görünümünden uzak kalan bir performans, bir veri görüyoruz. Ancak bu kadar sakatlı olan bir oyuncuya ne kadar güvenebilirsiniz? Ve ben buna rağmen oynadığı maçlarda Trabzonspor taraftarının bir kesimin özellikle birçoğunun Kamil Ahmet'i çok sevdiğini biliyorum. Ben de buraya kendi görüşümü ekleyeyim. Hani bence Kamil Ahmet bu kadar sakatlık sorunu yaşamasaydı, bence Trabzonspor'un 17-18 sezonundan itibaren sağ aspeki olabilirdi. Bence o potansiyelde bir oyuncu. Oynadığı zaman da zaten hani dripling özelliği top kendisindeyken top sürme özelliği de çok yüksek bir oyuncu. Yani ben çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Ancak tabii ki de sakatlık etkiliyordur hem kendisini hem performansını hem de takıma olan katkısını. O anlamdan ötürü oyuncunun böyle bir sıkıntısı var maalesef. Ancak sakatlanmadığı sürece veya hani o eski görünümden çok uzak bir görünüm çizdiği sürece Hatayspor'da çok başarılı olabilir. Birçok mevkide kullanılabilir. Oyuncunun maddi yönüne de değinelim isterseniz. Özgürcan abiden aldığım bilgiye göre Trabzonspor'da 2 milyon 750 bin TL net maaş alıyordu Kamil Ahmet. Peki Hatayspor'dan ne kadar alacak? Belki de bu kısma biraz şaşıracaksınız ancak aldığım bilgilere göre kaynağım Hasan Yılmaz abi. Hasan abi de zaten hepiniz tanıyorsunuzdur. Trabzonspor cephesinde çok başarılı işleri imza atan ve büyüğüm ve saydığım bir gazeteci meslektaş abim. Kendisine de bu bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Birinci yılda yani bu sezon imza attığı yılda Kamil Ahmet Hatayspor'dan
4,2 milyon TL kazanacak. İkinci sezon eğer güzel bir performans sergilerse, bu takımda kalmaya devam ederse 4,5 milyon TL kazanacak. İkinci sezonunda iyi geçirip az sakatlanırsa veya artık Hatayspor'un tam istediği kıvamda bir sağ bek olursa 3. sezonda 5,5 milyon TL para kazanacak. Yani evet biraz yüksek olabilir. Ama Trabzonspor'dan geliyor yani. Böyle şeyler çok normal. Ki o oyuncuyu da yani Rize'den masada kalktı. Rize'de masadan kalktı. Hemen tutup getirdiniz. Daha hiçbir teklif hiçbir kimseyle görüşmesini istemediniz. Ve oyuncu size imza attı. Bu da yani PR biraz yani o PR cümle içerisinde alınan yani o biraz yükselme, o marka olayını kullanmak zorunda oyuncu. Onu da kullandı. Hatayspor'u da zaten Rize'den masadan kalktı. Ömer Hoca zaten istiyordu. Yakından da konuşuyordu. Ömer Hoca'nın istediği bir transfer. Onu da söyleyelim. Hani sürekli sosyal medyadan da ben bağlantıların olduğunu biliyorum. Öyle istedi. Ömer Hoca görüştü. Taraflar bir araya geldi. İmzalar atıldı zaten. Gecesi imza atıldı. Sabah açıklandı oyuncu. İnşallah çok başarılı olur. İnşallah Trabzonspor'da gösterdiği performanstan daha iyi bir performans gösterir. Hatayspor'a katkı sağlar. Dediğim gibi hatta bu kadar sakatlığına, bu kadar bence yani yetersiz CV'sine göre bazı Trabzonspor taraftarları siz bazıları çok istedi oyuncu. Hani 2 yıllık opsiyonu kullanılsın, takımda kalsın, rotasyon olsun diye. Ancak yollar ayrıldı ve oyuncu Hatayspor'a imza attı. Sizin de bu transferde özellikle düşüncenizi merak ediyorum. Sizce Kamil Ahmet Hatayspor'da başarılı olabilir mi? Veya siz gitmesini istediniz mi? Nasıl buluyorsunuz Trabzonspor'dan ayrılmasını? İsterseniz bunları bir değerlendirelim. Bu da benim ilk videom olsun. Daha çok oyuncu tanıtımları gelir. Eğer sevdiyseniz, memnun kaldıysanız Trabzonspor oyuncuları için de bir veri yapabilirim. O oyuncuları da anlatabilirim. Şimdilik benden bu kadar diyeyim. Yaklaşık bir 10 dakikaya yakın bir video oldu. Yeterince tanıtım dilim döndüğünce. Teşekkür ederim hepinize. Hoşça kalın.